Merhaba balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Evet, Ekim ayında bakalım sizleri neler bekliyor. Hemen 1-2 Ekim'de. Öncelikle 1-2 Ekim'de Eylül'ün son 10 gününde yaşadığımız bu Tanrı'nın yumruğu dediğimiz olayı tekrar tetikliyor olacak. Bu sefer Venüs ile Jüpiter arasında tetiklenecek bu açı arkadaşlar. Üçüncü kez tetiklenmiş olacak. Önce Merkür, sonra yeni ay, sonra da aynı yerde Venüs bunu tetikliyor olacak. Akabinde burada nihai bir karar alacaksınız. Hayatınızla ilgili büyük bir değişim, dönüşüm aktif olacak. Bu da 8. ev. Yani miras mı bekliyorsunuz? Bu gelecek. Kredi mi çekmek istiyorsunuz? Bu gelecek. Yatırım yapmak istiyorsunuz? Bu gerçekleşecek. Bunlarla ilgili çareler, çözümler ve net kararlar alınıyor olacak arkadaşlar. Tabii ki Satürn 12'den geçerken hak ettiğiniz bir mirasın şu dönemde karşınıza çıkması, eş dost akrabalarınızla bu konuyu istişare edip ya da kardeşlerinizle ev içerisinde istişare edip kendi hakkınız olan bir parayı almanız anlamına geliyor olabilir. Böyle bir gündeminiz yoksa da hak ettiğiniz bir primi, ikramiyeyi, işten çıktınız, ayrıldınız, belki onun gelirleriyle alakalı bir durumu tetikliyor olabilir arkadaşlar. 3 Ekim'de Merkür ileri harekete geçiyor olacak. Daha sonrasında 11 Ekim'de de Terazi burcuna geçiş yapacak arkadaşlar. Tabii ki Merkür Terazi burcunda yine 8. ev konularınızı yine bir aktive edecek. Orada almanız gereken bir mirasın konuşmalarını, görüşmelerini yapıyor olacaksınız. 9 Ekim'de ise Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay uçurtma kalıbı oluşturacak. Üstelik de ikinci 2 ve 8 aksında gerçekleşecek. Ay ikinci evinizde, Güneş 8. evinizde, Venüs de Güneş'in yanında derken böyle bir Satürn'ün 12'den 4. evinizdeki Mars'a da böyle bir üçgen açısı, bir miras, bir hak ettiğiniz para ya da kredi çekmek, ev almak, yatırım yapmak gibi bir konuyu tetikliyor olacak. Yani ana vurgu para. Akabinde bu ailenizden alacağınız para, kök ailenizden gelen bir miras ya da ev almak için, yatırım yapmak için güzel bir para fırsatını yakalıyor olduğunuzun göstergesi. Tabii ki bu 9 Ekim'le bitmeyecek arkadaşlar. 14 Ekim ve 19 Ekim'de de Satürn ve Mars'a üçgen açıları devam ediyor olacak. Açı kesenleşmesi yaşıyor olacağız ve bu tarihlerde bu konu tekrar tekrar dile gelecek ve önümüzdeki bu yatırım fırsatını değerlendirmemizi sağlayacak. Ekim'in sonlarına doğru bu sefer Venüs 9. evinize geçiyor olacak, Akrep burcuna. Orada bir de Güneş tutulması yaşanacak arkadaşlar. Akrep burcunda bir Güneş tutulması yaşanacak. Tabii ki bu Güneş tutulmasından siz yani daha böyle nasıl diyeyim? Güneş tutulmasından daha böyle pozitif etkileneceksiniz. Böyle hak ettiğiniz bir miras var dedik ya, ya da bir alacağınız, hak ettiğiniz bir toplu para, bu belki de tazminat. Eğer bunu alamıyorsanız burada hukuki yollara başvurmak gibi bir çözüm ya da daha önceden hukuki olarak başvuru yaptığınız bir davanın sonuçlanması gibi bir konuyu aktive edecek. Yani burada başlatma enerjisi ya da tamamlanma enerjisi haritanıza göre değişebilir. Ama hukuki konularda ya da eğitim konularında yapmak istediğiniz, başlatmak istediğiniz bir şey varsa bunlarla ilgili önemli bir gelişmeyi söz konusu ediyor olacak arkadaşlar. Tutulmalar aslında Eylül ayında neyi başlattıysak, neyle cebelleştiysek, neyin peşinden koştuysak onlarla ilgili tamamlanmaların bize ödül olarak geldiği bir dönemi temsil ediyor. Yani pozitif enerjide bir tutulma yaşayacağız diyebilirim. Hak ettiğimiz değeri almak, hak ettiğimiz bir miras almak, hak ettiğimiz bir şeyi peşine düşmek, davanın peşine düşmek ya da artık çok yorulduk, yıprandık, bir tatil yapmak da isteyebiliriz tabii ki. Ama o tatil bile kadersel olarak bize bir şeyleri fark ettirecek. Ne bileyim, gittiğimiz yerde belki büyük bir aşkla tanışacağız, belki yeni bir iş fırsatı yakalayacağız gibi. Yani kaderin bizim ayaklarımızı sürdüğü bir durum, koşul var ki
Bu durum koşul bizi ev sahibi yapacak, belki iyi bir para sahibi yapacak, güzel bir gelişme söz konusu olacak diyebilirim arkadaşlar. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.